Biz sözümüzü tutarız evelallah. Şimdi hazır mısınız yüzleşmeye? Hazırım abla. Fırıncı Cengiz Bey'in iddiası eşinin onu genç bir adamla aldattığı yönünde. İddiası o ki yılbaşı günü markete gidiyorum diye çıktı. Gidiş o gidiş, sonra geri dönmedi. Onu bulduğu yerde ise yanında birileri vardı. Onlar kimdi? Gelsin kendisi ve yüzleşsinler. Buyurun efendim. Aman başım, nanay, ağırdı dişim, nanay, çok içmişim, nanay, of of, duvara mık çakarım, sen sallan ben bakarım, gümbür gümbür geldim Cengiz Bey, gümbür gümbür. Gel gel. Geldim. Vallahi merhabalar. Gümbür gümbür geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, gümbür gümbür geldim Cengiz Bey. Merhaba. Merhaba. Senin yalanlarını meydana çıkarmaya geldim. Senden yalancısı var mı acaba? Sen o kadar namuslu bir erkektin. Namuslu bir erkektin. Sahip çıkardın lan. Nasıl o kadar bir namuslu bir erkektin, sahip çıkardın lan. Bana çalıcı oğullar sahip çıktı lan. Seni zincirle mi bağlasaydım? Zincirle mi bağlasaydın? İçmeseydin. Özür dilerim lan. Lan ya konuşma. Sen içmiyor lan musun? Çocuğum yaşındaki insanı kattı bana. Dost sahibi tuttun lan. Peki o akşam... Ben de hosteslik yaptım. Peki o akşam arımla neydi lan? Arımla namusumla çalıştım lan. Peki o akşam neydi? Ben hurdacılık yaptıysa arımla namusumla çalıştım lan. Lan senden... Bir derdinizi bir dinleyelim mi? Nurcan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Zahide Hanım. Şimdi siz hosteslik... Estağfurullah. Hosteslik yapıyorsunuz. Siz fırıncılık yapıyorsunuz. Evet. Birbirinizi siz nerede buldunuz? Kendisi beni buldu. Ben bunu fırında bulmuşum. Yalan oldu belli. Herkes şahit. Şahit. Bir dakika. Nurcan Hanım, siz fırına niçin gitmiştiniz? Ekmek almaya mı gittiniz? Hayır, ne yaptınız? Hayır, ben fırına gitmedim Zahide Hanım. Yalan söylüyor. Fırın... O yalan. Nurcan, sen dedin ya fırında buldum adamı diye. Hayır, fırında değil Zahide Hanım. Kesinlikle. Nerede ben buldunuz? Ben yoldan gelince, arabadan indim o ses elbisemden. Bu benim peşime siz takılmış. Siz nerede o seslik yapıyorsunuz? Ben çalışıyordum, şimdi bıraktım ben. Tamam. Nerede? Hava yolları mı, karayolları mı? Çalışıyorum. Yemek yapıyorum ben. Tamam. O zaman nerede hostesiniz? Otobüs evet, şirketinde hostesiniz. Evet. Tamam. Yolda mı karşılaştınız? Evet. Ben buradan iki parası abla, istemişim. Daha karşılaşmada beni, yalan söylüyor diyorsunuz. Kendisi beni takip etti. Geldim. Yazar girip çok... Hadi. Yolda birbirinizi gördünüz Nurcan Hanım. Siz kendisi Cengiz Bey'i gördünüz. Takip etti abla. Takip mi etti? Takip etti. Gelip merhaba demediniz mi? Bir bakar mısınız? Kalla sen. Borcum var. Ev sahibim. Ulan ben seni adam ettim gelmeyin. Lan. Ulan ben seni adam ettim lan. Güzel çıktı, meydana çıktı bir lan. Bir sakin olun, bir sakin olun Nurcan adam Hanım. Adam oldun, sana yazıklar olsun. Nurcan Hanım bak biz bunlardan sen bir şey anlamıyoruz. Sen benim çocuğum yaşındaki insanı katıp bana kırıp. Nurcan Hanım siz gördünüz Cengiz Bey'i, beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Yolda gördünüz. İşte gönül, özür dilerim. Ne gördünüz hissettiğinizde? İlk ana geri dönüş, şimdiye değil. Sevdim ama şimdi pişmanım. Daha dur, daha sevecek kadar adamı daha bismillah yeni görmüşsünüz. Sevdim, ne? Yıldırım işte aşkı mıydı? Beğendiniz mi? Beğendim işte. Ne bileyim. Merhaba dediniz mi? Merhaba dedik tabii, tabii. Heh. Ben eve vardım, o ses elbisemi çıkardım. Bu beni gidip yazıhanede soruyor. Ha, o zaman bir telefonlaşmadınız mı? Bir haberleşmediniz mi? Hayır hayır. Ben yazıhaneye vardım dedi. Arkadaş seni bir adam geldi sordu yazıhanede. Kim ya? Ben de şaşırdım. Ha. Yalan mı lan? Yalan. Peki sana yazıklar olsun. Peki sana yazıklar olsun lan. Yazıhaneden sen geldi. Sen kim insansın lan? Nurcan Hanım yazıhaneye gelip. İftiracı lan. Lan Mersin'de seni tanımayan var mı acaba? Tanısın lan. Ablacığım bir bana dönün. Bak. Bak Nurcan Hanım. Yok. Nurcan Hanım. Peki yazıhaneye gelmiş, sizi sormuş. Telefon falan bırakmış mı? Nasıl buldunuz sonra birbirinizi? Hayır, telefon bırakmamış. Sonra nasıl buldunuz birbirinizi? Ya aynı mahallede oturuyorduk. Oturmaz olaydık. Sonra? İşte dedik bir yuva kuralım. Baktım yuva da olmadı. Her gün... Bir başına gelin bir. Kim kime evlenme teklif etti? Birbirinizin bu neyini sevdiniz? Yaptı. Kendisi yaptı. Lan... Ne yapmadın mı? Ay bağırma lan, ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun lan? Bak, sen kime bağırıyorsun lan? Sakin. Sakin. Nurcan Hanım sakin olun. Sen ettiğin kalmadı lan bana.
Peki kim kime evlenme teklif etti dedim. Nurcan Hanım ayaklandı sen bana ettin diye. Gerçekten kim kime evlenme teklif etti? Çok yalancı. Zayca Hanım yalancı. Lan senden yalancısı var mı? Zayca Hanım yalancı. Yalancı yalancı. Nasıl evlenme teklif etti size? Dedim sen de teksin ben de çekeyim. Tamam dedim ben de. Yani olmaz olaydı karayerde olaydı. Abla ev sahibi şahit. Onun tarafı. Ev sahibi de senin iş kaçı senin nereden biliyor gibi. Sizin evlilik ev sahibi de iş kaçı. Biliyor. Peki Cengiz Bey nasıl evlilik teklif etti size? Nurcan Hanım. Kendisi dedi ki ben bu işlerden bıktım dedi. Bu işler derken? Hangi yani, işlerden? Çalışma mı? Arada çalışma. Hostes kendisi. Zaten kendi kocasını da aldatmış bu taraflara gelmiş. Kocamı mı aldattın? Boynuzumu, başımı mı tuttun sen? Başımı mı tuttun? Kocamı mı aldatmışım? Ben kocamı aldatmışım. Ailesi bunu atmış. Bu. Ailesi bunu atmış. İstemir ailesi. Zayda Hanım hep yalan. Hep yalan. Açabilirsiniz. Kocasını peki. Aldattıysa siz niye aldınız bile bile? Babana rahmet. Ondan sonra evet, bana hayatta kızım. Peki Nurcan Hanım. Buralara da geliriz. Sizi iki dakika tutamıyorum ki. Evet. Bıraktığım anda birbirlerine küfür etmeye başlıyor. Şeytan abla şeytan bu ya. Madem şeytan öyle. Mı? Peki. Şeytan önünden giden sensin. Nasıl lan? Evlilik teklif etti size? Şimdi o anlattı nasıl evlilik teklifi aldığını. Abla ilk önce geldi arkamdan geldi. Bana selam verdi. Dedi bir dakika oğlum, bakar mısın? Allah, buyur dedim. Ya dedi biz komşuyuz. Çok yalan çünkü yüzüme karşı. Bir dakika bir dinleyeyim ben onu. Ha. Biz komşuyuz dedi. Tamam dedim olabilir. Lütfen arkadaşlar. Dedi ki. Beni tanıyanlar bağlansın. Hepsi bağlansın ama bir duyayım ama nasıl olmuş. Dedi ki benim ev kirası borcum var biraz dedi. Bana biraz borç para verebilir misin? Ben de dedim şu anda bende yok dedim. Ben günlük içiyorum dedim. Gel hele dedim bir patrona sorayım dedim. Eğer alabilirsem getiririm sana. Ondan sonra telefon numaramı istedi, aldı. Bu her nerede oluyor? Telefon açtı. Oluyor, dışarıda mı oluyor? Dışarıda, caddede. Her dakika beni aradı, her dakika beni arıyordu. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bıktırdı beni yani artık. Telefon bıktı. Geldi dedi, bugün dedi, senle dedi, içek dedi. Ben dinlemedeyim şu anda. Tamam, siz dinliyorum. Dinleyin, o bir söylesin, dinliyorum. Sonra size vereceğim sözü. Ondan sonra tabii ben de gittim. Geldi evime beraber içtik. Sanki içmediğin şey mi lan? Doğru sakin, konuş. Sakin. Ne yaptın dışarı lan sen? Kaç tane kocam var lan sana? Bana dur. Kocam mı varmış? Bağlansınlar. Demek ki sizinkilerde o kadar varmış. Bizde yok. Anladın peki mı? O gün beraber yemek yiyelim dediniz, bir araya geldiniz. Ne oldu o gece? Ondan sonra dedim, benimle evlen dedi. Direkt ay. Böyle. Dedim yok, sen çalışan bir insansın dedim, gene aynısını. Dedim sen niye her çalışan, özür dilerim. Şey mi oluyor lan? Demek sizinki nerede var, millet öyle şey yapmıyor. Herkes arıyla, namusuyla, ekmeği, parası. Bak. Sudan. Dur. Kim o namussuz? Sakin Allah aşkına. Sakin olun. Sakin. Şimdi bak birbirinizle bir şeyler konuşarak anlaşabilirsiniz. Böyle terlikler havalarda fırlıyor. Çok yalan söylüyor. Zayda Hanım. Tamam çok, siz doğrusunu çok söyleyin. Çok yüzüme karşı yalan söylüyor ya. O bitirsin. Ondan sonra siz doğruyu söyleyin. Abla bir ev sahibimi arar mısınız? Tamam onu da bağlayalım. Şu terliği de alın buradan Allah aşkına. Terlik de kaldı ortada. Bunun ne yaptıklarını adam kendi gözlerimle gördü. Öyle mi? Ne yapmışım? Ben fırına giderken ben gece... Ben başımı mı tutmuş? Gece nereye gidiyorsun? Giderken gece sen nereye gidiyorsun? Kesmekten yayını veremiyorum sizin yüzünüzü. Başıma lan. Bir sakin olun. Ben Zahide peki, Hanım. Bir dakika bir anlatsın Nurcan. Bir dakika bir anlatsın. İstemiyorum ben bunu. Peki siz bu kadar birbirinizden nefret edip gıcık oluyorsanız siz nasıl evlenebildiniz ya? Hayretler içindeyim yani. Peki siz dediniz ki. Bana. Çalışıyorsun ben çalışıyorum. Evet abla öyle dedim. Ne oldu sonra? Yok dedi ben bıktım dedi artık usandım dedi.
Söz dedi, çalışmayacağım dedi. Siz günübirlik yaşayan bir adamsınız. Bu kadın en azından çalışıp para kazanıyormuş. Siz nasıl çok geçineceksiniz? Yine kazandım. Geçindik abla. Geçindik. Geçindiniz. Evet. Peki evlenmeye karar verdiniz o zaman. Verdik ha. Gelinlik giydiniz mi Nurcan? Yok abla. Ben mi? Ya kendisi ne gitti. Ne biçim gelinlik giydirdi bana? Ne biçim bana baktı? Kendisi getirdi. Alnım şalım baktı bana. Görse nasıl baktı? Yedirdi içirdi anasına babasına rahmet namussuz. Hacı hocayı kendisi getirdi. O kadar insanla yapay. Lan, sus lan. Kes sesini. Kadın hakları var diye bana böyle yapıyor ha. Kadın hakları yoksa mı? Şimdi bunun erkek hakları parçalıyor da var canım. Yani birbirinize sözlü de bir şiddet aslında yaptıklarınız da. Peki Cengiz. Sonra evlenmeye karar verdiniz. Evet abla. Siz resmi olarak evli misiniz şimdi? Şimdi evet, boşamak istiyorum ben. Tamam. Zayda Hanım, elin değil ayağını öperim. Hemen bir şey söyle, boşa. Tamam, bak, peki zaten sizden olmaz artık, baksana. Yani. Olmaz ya, olmaz. Ha, ne gel kadar gelelim. Evli kaldınız? Özür dilerim, gel gelelim. Bu Hayri kimmiş? Hayri kim? Lan adamı hapiste sen vasilik yapmışsın, vasilik. Vasilik mi yapmışım? He. Sen... Allah seni o dertten kurtaramaz. Seni o duvar köşelerinde kalacaksın. Duvar köşelerinde sen kalacaksın, kalacaksın. Nurcan sizin o... Sen var ya, Nurcan meydana çıkardın Nurcan. Nurcan seni adam etti lan. Nurcan peki siz ben bir gün... Ben gümbür gümbür geldim Mersin'den. Nurcan. Ben Mersin'den gümbür gümbür geldim. Seni ben... Zaten tamam. Sen gümbür gümbür zıplıyorsun Mersin'den. Geleceğim seni zıplatacağım. Atmayacaksın. Nurcan, peki sizi şöyle bir iddiası vardı Cengiz Bey'in. Bir gün, yılbaşı günü, siz markete gidiyorsunuz, geri gelmiyorsunuz. Yılbaşı günü markete mi gitmişim? Nasıldı Cengiz Bitmedin Bey? Gitmedin mi? Markete mi? Market değil abim. Benim çalıştığım burada dükkanı yok mu? Ha. Benim orada sevdiğim kankalarım ve bana o küçük yaşta, benim evladım yaşındaki insanı... Şimdi söylüyor. Yılbaşı da ben içtim. Fırıncı Cengiz diyor ki benim karım yılbaşı gecesi gitti ve hurdacı Hayri'nin yanında buldum ben onu. Hayri kimmiş? Allah aşkına ben Hayri vallahi tanımıyorum. Abla benim polis fotoğraf Hayri mi? Polis tutanakları var abla. Ne tutanakları var? Polis tutanağı var. Polis ne için polis geldi de tutanak tuttu? Polis tutanağı mı var? Geldi. Hayri Bey bu mu? Ya, bakın bu kişi mi? Patronuymuş. Yok, bu değil. Ya bu bizim patronun oğlu, benim evladım yaşındaki çocuk ya Hayri bu ya. Adı. Bu Hayri değil. Hayır Kadir bu ya. Hayri Mayri kimse tanımıyorum. Bunun resmini ortadan kaldırın tamam, bu çocuğu. Tamam onu alın. Alın o resmini. Bir şey söyleyeceğim. Cengiz Bey siz bu kişinin resmini yok, bu patronu göstermediniz dedi mi? Cengiz Bey dedi ki bu patronu dedi evet. Siz ben dediniz. Bu patronu dedim abla. O çocuğun patronu fotoğrafını kaldırın. Patronu bir şey var dedin mi? Bunların yanında çalışan... Bu ben onlar, da, onlar bana 3 yıldır, 4 yıldır bakıyorlar. Bu seni darp eden kişilerden birisi mi? Evet abla bu. Şimdi sizin işiniz de enteresan. Bunlar bana bakıyor. Kiramı ödeyenler onlar. Evimin elektriğini ödeyen onlar. Bana sahip çıkanlar onlar. Hocam neden sana bakıyorlar? Allah Allah. Allah Allah. Tamam çok ben fena geldim. Var. O kadar erkek. Peki Fırıncı Cengiz ve hostes Nurcan nasıl anlaşacak? Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Yarın masayı kurduruyorum. Karar masasında karar versinler. Ya devam etsinler. Hayırdır. Ya bitirsinler reklam.